Günaydın, yatırım bültenine hoş geldiniz. Yavuz Bey günaydın. Günaydın. Nasılsınız bugün? Teşekkür ederim, sağ olun. Herkes için hayırlı bir gün olur inşallah. İnşallah. Peki biz Ankara'nın gündemiyle başlayalım izninizle. Aycan Polat bizi bekliyor Ankara'da. Aycan günaydın, söz sende. Günaydın Hande. Ben de bugün başkentte devlet günü diyerek başlayayım. Her perşembe olduğu gibi devletin zirvesinde kritik temaslar gerçekleşecek. Bugün bu kapsamda da hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Başbakan Davutoğlu iki önemli isimle bir araya gelecekler. Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan önce sabah saatlerinde Başbakanlık resmi konutunda Başbakan Ahmet Davutoğlu ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirecek. Ardındansa bu kez Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Erdoğan'la yine ayrı ayrı görüşmeler olacak. Tabii ki bir yandan bizim gözümüz kulağımız o görüşmelerde olacak Hande, ama diğer yandan da başkentte artık seçim hareketliliğinin oldukça yüksek olduğunu söylememizde fayda var. Bugün 7 Mayıs, yani artık seçimlere tam bir ay kaldığını söylememiz mümkün. Parti liderlerinin de bu anlamda seçim turlarının oldukça hareketlendiğini görüyoruz. Bu kapsamda da Başbakan Ahmet Davutoğlu bugün Bingöl ve Elazığ'da olacak. Buralarda partisi tarafından düzenlenen mitinglerde yer alacak Davutoğlu. Muhtemel ki Başbakanın bugün de gündeminde muhalefet partisi liderleri ve partilerin seçim vaatlerine ilişkin eleştirileri bir kez daha yer alacak. Hemen belirtelim. O eleştirileri de yurdun çeşitli bölgelerinden yanıt geleceğini göreceğiz bugün Hande. Zira CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Tokat'ta halka hitap edecek, seçmeniyle bir araya gelecek. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ise Tunceli ve Erzincan'da yine seçmenle bir araya gelecek, miting düzenleyecek. Muhtemel ki bugün her iki muhalefet liderinin de gündeminde hükümete yönelik eleştirilerin yer alacağını söylememiz mümkün, ancak şunu da belirtmekte fayda var. Özellikle de yaklaşan seçimler göz önünde bulundurulduğunda çözüm süreci en kritik başlıklardan biri. Tunceli'de bu anlamda oldukça kritik bir bölge diyebiliriz. Dolayısıyla bugün HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'tan Tunceli mitinginde gelecek mesajlar da bizim için, siyasi gündem için oldukça önemli olacak. Kısaca ekonomi gündemine de değinmeden geçmeyelim. Hande, bugün piyasaların gözünün başkentte olacağını görüyoruz. Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. Bugün ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu da finansal yatırım araçlarının Nisan ayı reel getiri oranlarını açıklayacak. Sabah saatlerinde başkentte gündemi belirleyen başlıkları aktardık Hande. Söz yeniden İstanbul'a bırakalım. Aycan, çok teşekkür ediyoruz. Aycan Polat Ankara'nın gündemini anlattı bize. Biz ise verilerle baş başayız. Çünkü Yavuz Bey verilerle konuştuğunu iddia ediyor ve verilerle konuşmamanın hata olduğunu söylüyor. Başlayalım verilerle. Yok, başlamayalım. Siyasetle başlayalım. Evet, yayın arasında mesleki derslere devam ettim ben. Her sabah böyle bir posta ben mesleki ders oluyorum burada. Estağfurullah. Siyasette bir iki konu vardı altın çizmek evet. İstediğiniz. Bir seçim anketleri var. Aslında bir iki konuyu yayına girmeden evvel bulmaya çalışıyordum. Biraz da verilerle verileri bulmaya çalışıyordum. İyi de oldu. Çünkü bugün kamuoyuna yansıyan, tartışılan bazı konular var. İşte dolar, TL nasıl negatif bir ayrışıp ayrışmadı. İşte patates meselesi var. Dolayısıyla onlara geleceğiz, ama siyasette ben iki noktanın altını çizmemiz gerektiğini söylüyordum. Müsaadenle o bir tanesi bugün Hürriyet'te çıkan, ya da diğer gazetelerde var mı görmedim. Görmedim ama. Görmedim, ben de sadece Hürriyet'te gördüm. Koç Üniversitesi'nin anketi. Evet. Yani bu son derece önemli. Seçimlere gidiyoruz ve toplumda böyle bir algının oluşması iktidar partisinden muhalefetin en zayıf muhalefet, en küçük, en az oy alacak muhalefet partisine kadar üzerinde oturulup konuşulması gereken bir şey. Çünkü toplumun önemli bir kesimi adil seçim yapılamayacağını, adil seçime olan güvenin azaldığını gösteriyor bu anket. Bence seçim sonuçlarına yönelik anketlerden daha önemli diye düşünüyorum. Soru şu, bunu kim yapmış? 49 ilde Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ali Çarkoğlu, Doktor Selim Erdem Aytaç ile Ohio Eyaleti Üniversitesi'nden Doçent Erik Nispet tarafından kurgulanan Açık Toplum Vakfı'nda desteklediği araştırma bu. Tamam. Adil seçim olacak diyenlerin oranı sadece %48. Muhalefet seçmenin %69'u, AK Partili seçmenin %11'i seçimin adil olmayacağı görüşünde.
Aslında AK Parti seçmeninin adil değil diyenlerinin referans aldığı noktalar Güneydoğu olduğunu düşünüyorum ben. Hı hı. Muhalefetin klasik. Dolayısıyla bir şey, bir kafalarda soru işareti var. Hı hı. Adil olmayacak diyenler içerisinde alt kıvrımlara baktığımız zaman hiç adil olmayacak diyenler seçmenin %23'ü. Pek adil olmayacaktır diyenler %20'si. Şimdi buradan 2015 seçimi için biraz adil olacak diyenler 2007 seçimlerinde %38 iken şimdi %23 olmuş. Daha önceki seçimlerde de yapılmış bu. Tam anlamıyla adil olacaktır diyenler, hı hı, 2007 seçimlerinde %32 iken şimdi %25 olmuş. Fikrim yok diyenler %2'ymiş 2007'de, şimdi %9 olmuş. Hı hı. Önümüzdeki seçimlerde sandıklarda oylar verildikten sonra yapılan oy sayımlarının doğru yapılacağına nereden inanıyorsunuz? Ne derece inanıyorsunuz? Ne derece inanıyorsunuz? Hiç inanmıyorum diyenler tüm seçmenlerde %22, pek inanmıyorum diyenler %24, tamamen inanıyorum diyenler %23. Hı hı. AK Parti içerisinde bu oran tamamen inanıyorum diyenler %53'te, muhalefette %6'da. Hiç inanmıyorum diyenler AK Parti'de %4'te, tüm seçmenlerde 22'deydi, muhalefette %38. Şimdi bu bence önemli. İfade özgürlüğü sorunlu mu diye soruyorlar. Bazı sorunlar var diyenler %38, genellikle evet diyenler 22, kesinlikle evet diyenler 16. Dolayısıyla hayır diyen %18'i çıkarırsanız geri kalan toplumun önemli bir kesimi, fikrim yok olanları da çıkarırsanız önemli bir kesimi şey yapıyor. İfade özgürlüğünün sorunlu olduğunu söylüyor. Başkanlık sistemine destek %43 katılıyorum, %21 katılmıyorum diyen AK Parti seçmeni var. Tüm seçmenlerde bu oran %46 başkanlık sistemine katılmıyorum diyenlerde, ne katılırım ne katılmam diyenler %19. Yani toplumun yaklaşık %60'ı 70'i bu konuda karar vermiş vaziyette. Bunun büyük bir kısmı katılmıyorum diye. Geri kalanlar ise kararsız, fikrim yok diyenler. Şimdi bu şekilde baktığımızda Türkiye'deki genel olarak Türkiye'de demokrasinin işleyişinden ne derece memnunsun diyenler, memnuniyetsizler yüksek, memnun olmayanlar giderek artıyor, memnun olanlar da düşüyor. Stabil olan şey, yani 2013'ten bu yana çok fazla bir değişiklik yok olmamış. Orada. Türkçe eğitim genel af konusuna bakılınca zaten katılmıyorum diyorlar. Aslında sorular güzel değil mi? Vatandaşlık tanımında, anayasada yer alan vatandaşlık tanımı Türklerin yanı sıra Çerkez, Arap ve Kürtler gibi farklı etnik unsurları da içerikli şekilde daha kapsayıcı hale getirilmelidir diyenlere katılıyorum diyenler %77. Şimdi bu son derece önemli bir oran bu bence. Bu HDP'nin oranı ama. Genel tüm seçmenlerde %42 oranını görüyoruz. Pardon, şimdi bakıyorum. Şurada. Hangisi? Vatandaşlık tanımında bahsediyorum ben. Evet, evet. Şurası. HDP'de AK Parti'de 43, tüm seçmenlerde 42. Önemli bir oran. Doğru. MHP'de bu bir anda hani %47'ye çıkıyor. Katılmıyorum diyenlerin oranı. Yani. Bu da partilerin siyasi şeyini gösteriyor. Hı-hı. Kürt siyasi hareketi, Türkiye'de Kürt siyasi hareketi nihai hedef bağımsız devlet kurmaktır denildiğinde burada seçmenlerin tüm seçmenlerin %61'i katılıyorum diyor. Yani toplumda %61 oranında Kürt siyasal hareketinin hedefi konusunda soru işareti var. HDP'deki oran dikkat çekici, %33'ü sadece katılıyorum diyor buna. Evet, HDP'ye oy verenlerin büyük bir kesimi buna katılmıyor veya fikri yok. CHP'de %66, AK Parti %57, MHP'de 76, MHP'de bu hassasiyet daha yüksek, hı hı, ya da bu korku daha yüksek. Başkanlık sistemine desteğin de sınırlı olduğunu gösteriyor yine araştırma. Evet, o grafikte yani yine aynı şekilde AKP'nin seçmeninin %43'ü destek veriyor başkanlık sistemine. Tüm seçmenler arasında katılmayanların oranı %46. Evet. Desteklemeyenlerin oranı. Bence önemli bir anket. Türk toplumu açısından, siyasetçiler açısından da, ama en önemli şey seçimlere yönelik adil bir seçim yapılamayacağına yönelik vurgu. Dolayısıyla o kısım bence
iktidar partisi dahil demin söylediğim gibi herkesi çok yakından ilgilendiriyor ve üzerinde düşünülmesi gereken konulardan bir tanesi. Evet, dün birazcık konuşmuştuk ya KKTC Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor ziyareti diye. Siz de başka yere gidemez zaten Türkiye'ye gelecekti. Cumhurbaşkanı yemek vermiş, ağırlamış. Evet, çünkü Başbakanla güzakeler. Çok önemli bir not yok oradan düşen. Onu da eklemiş, söylemiş olur. Ama yani şöyle önemli bir şey, o polemiğin bittiğini gösteriyor. Değil mi? Yani bir polemik vardı. Dünkü ben basın toplantısı izlediğimde Mutlu Mesut, iki cumhurbaşkanı oradaydı. Dolayısıyla Türkiye'siz bir çözümün olamayacağını çok güçlü bir şekilde ifade ettiler. Bu mesajı verdiler. Çünkü orada bir zafiyet yaratabilirdi. Gerek Yunanistan gerekse Kıbrıs Rum kesiminde hani burada bir zayıflık var deyip masaya daha güçlü yumruklarını vurabilirlerdi ama bence o mesajı birlikte olduğumuz mesajını çok güçlü verdi iki cumhurbaşkanı. Peki, siyasetle ilgili ekleyeceğiniz başka not yoksa kura geçelim mi? Gerçekten günün gündeminde de o var. Dün bilhassa baktığımız zaman Amerika'dan gelen veriler desteklemedi, kötü geldi. Yellen'ın açıklamaları vardı. Ve bütün bunlarla birlikte dolar endeksinde bir gerileme görüyoruz. Özellikle euro dolar tarafında çok dramatik bir yükseliş var. Fakat biz Türk lirası olarak negatif ayrışmaya devam ediyoruz. Dolar ne kadar zayıflasa da şu anda gördüğümüz seviye 2.7027. Bugün gazetelerde de çok yer almıştı kurdaki bu hareket. Nasıl değerlendirmek, nasıl okumak lazım, ne dersiniz? Şimdi bir grafik var, ekranda da gösterirlerse, sabah açılarda konuştu galiba. Şimdi hep bir tartışma var Türkiye'de, yani işte dolar endeksi yükseliyor, o yüzden TL değer kaybediyor. Evet, bu var bütün dünya para biliminde ama burada da biz ısrarla diyoruz ki ya Türk lirası negatif ayrışıyor. Bu tablo bunu net olarak gösteriyor. Bakın, Türk lirası, dolar TL, dolar endeksi ya da dolar euro ilişkisiyle paralel hareket ediyor. Burada dolar güçlendikçe yukarı çıkıyor bizim şeyde. Fakat buradan sonra bir ayrışma başlıyor. Yani dolar euro karşısında değer kaybediyor ama TL buradan çıkamıyor. Aynı hareketi yapamıyor. Bu da Türkiye'nin negatif ayrıştığını gösteren çok net bir grafik. Dolayısıyla hani bu grafik bize TL'nin aşırı değersizleşmesinde ya da değer kaybında iç siyasi gelişmelerin, belirsizliklerin etkisinin daha yüksek ya da kendi yapısal sorunlarımızın daha yüksek olduğunu gösteren bir endeks. Yani işte birlikte hareket bir noktadan sonra birlikte hareket etmekten vazgeçiyorlar. Ona bakıyordum yani ben şurada, de Nisan ayından özellikle Nisan 15'ten bu yana neredeyse son birkaç haftadır farklı ayrışıyor. O güne kadar hani hep birlikte hareket ediyor. İşte baktığın zaman evet hep birlikte hareket ediyor. Biraz yukarısında biraz aşağısında filan hep birlikte hareket ediyor ama daha sonra Nisan'da seçim ve bu atmosfer yeni şeyler o faiz tartışmaları da üzerine ekleyin. İşte bu ayrışma başlayın. Normalde bu grafiğin böyle inmesi lazımdı. Dolayısıyla bizim 2.50'lere 2.50-45 bu civarlara inmemiz gerekiyordu. İnmememizin temel nedeni uluslararası piyasalardaki para döviz hareketleri değil ya da euro dolar endeksinin değer kaybı değil, tam tersi iç piyasa gelişmeleri olduğunu gösteren bir grafik bu. Bunu da aktarmış olalım. Evet, bu arada doların böyle yere serilmesinin sebebi de başta söylediğim gibi hem gelen verilerin Amerika'dan kötü olması hem de Yellen'ın yaptığı açıklamalar. 10 haftanın zirvesini gördü euro dolar karşısında. Dün baktığımız zaman zaten yukarı yönün özellikle 1.10'dan sonrasının devam edeceği söyleniyordu. Fakat genel trendinde bu olmadığını eklemek lazım. Yani bir süre sonra yine dolar tarafında biz yukarı yönlü hareketi göreceğiz diye herkes konuşuyor. O yüzden belki seçimden sonrası daha da kritik olabilir. Euro bölgesi parasal genişlemeden vazgeçmediği sürece Amerika'da faiz artırım kararını er ya da geç alacağını düşündüğümüzde dolar endeksinin şu andaki
değer kaybının uzun vadede sürmeyeceği, euro karşısında doların güçleneceği genel ekonomistlerin ortak görüşü. O patates spekülatörü diyor Sayın Zeybekçi. Dünyanın kaç bucak olduğunu görecek. Şimdi biraz gıda enflasyonu dün biz biraz konuştuk ama bugün de aslında konuşmamız gerekiyor. Çünkü her yerde özellikle Sayın Zeybekçi'nin ve diğer ekonomi yönetiminden isimlerin açıklamalarıyla birlikte tekrar gündemde ne kadar önemli bir sorun olduğunu siz de yazıp çizdiniz, herkes yazıp çizdi. Bir Sayın Zeybekçi'nin açıklamalarına bakalım mı Yavuz Bey birlikte ne demiş? Diyor ki seyreden enflasyon ve gıda enflasyonu tarafında tam anlamıyla bir spekülasyon var. Ve enflasyon Sayın Zeybekçi'ye göre Mayıs ayından itibaren yani bu aydan itibaren düşüş eğilimine girecek. Sayın Bakan'ın değerlendirmelerini dinleyelim, ondan sonra biraz daha konuşalım gıda enflasyonu üzerinde. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi yüksek seyreden enflasyon ve gıda enflasyonu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Nihat Zeybekçi Mayıs ayından itibaren enflasyonun düşüşe geçeceğini belirtti. Reuters'a ve Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunan Zeybekçi, %14'lük gıda enflasyonunun tam anlamıyla spekülatif olduğunu söyledi. Merkez Bankası'nın %9'luk gıda enflasyonu hedefinin gerçekçi olduğunu belirten Zeybekçi, buğday, arpa, et ya da işlenmiş gıda ile ilgili ithalata izin vermeyeceklerini açıkladı. Faizlerdeki seviyenin piyasaların ürettiği spekülasyondan kaynaklandığını belirten Zeybekçi, Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmesini gerektirecek hiçbir durumun olmadığını söyledi. Zeybekçi, kur ve faizdeki balonun gelecek 10 gün içinde ortadan kalktığını göreceğiz diye konuştu. Seçimlerle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Nihal Zeybekçi, HDP'nin barajı aşamayacağını öne sürerken bu Türkiye'nin önüne çok büyük bir şans getirecek diye konuştu. Zeybekçi, CHP'nin seçim vaatleriyle ilgili ise Kemal Kılıçdaroğlu ne diyorsa biz onların hiçbirini yapmayacağız. Türkiye'nin menfaati neyi gerektiriyorsa biz onları yapacağız dedi. Gerekirse üreticinin elinden 1 liraya çıkıp tüketicinin eline 5 liraya varan patatesi eline alanların elinde patlatacak, onlara dünyanın kaç bucak olduğunu öğretecek noktaya geldik diyor Sayın Zeybekçi. Biraz önce izlediğimiz haberde genel olarak gıda fiyatlarındaki spekülasyondan bahsediyordu ama burada dikkat çeken özellikle vurguladığı patates meselesi. Şimdi tabii gıda daki fiyat artışlarının %14 civarında artışlarının temeli sadece spekülatif mi? Ben ondan çok emin değilim. Çünkü burada rakamları da verdik. Yazıp çiziliyor da. Senin dediğin gibi herkes bu konuda yazıp çiziyor. Aslında baktığımız zaman son 7-8 yıldır gıdadaki fiyat artışları var yıl, yok yıl, iklim, don var, kuraklık, yağışa rağmen enflasyonun üzerinde artıyor. O yüzden de bir sürü sorun var tabii. Yani işte bir tane patates meselesini alıyoruz. Patateste bugün Milliyet Gazetesi de yazmış. Başkalarında, başka gazetelerde vardı. Ben onu aldım. Depo fiyatı 1.4 lira kilosu. Bakıyorsunuz market fiyatı 4.25. Tarladan hale gelirken %55 zamlanıyor. Tarladan pazara geldiğinde %124 oluyor. Tarladan markete gittiğinde de %197 zam oluyor. İşte bu kadar fiyat artışının temelinde şey mi var? Depolama sorunu mu var? Pazarlama sorunu mu var? Spekülatif kar mı var? Bilemiyorum. Fakat mesele patates meselesi değil. Şimdi yayına gelirken az önce o rakamları da aldım. Gıdanın enflasyon sepetindeki payı %25 diyelim. Yani her 100 puan yani 24.25. Şimdi siz gıdada %10 fiyat artıyorsa o yıl o enflasyon o süreçte hangi süreçte diyelim ki bir ayda arttı diyelim gıda. Tabii bu çok anormal bir şey. 4 ayda artıyor. 4 ayda %10 arttı. 4 aydaki enflasyona 4.3. Bu 14 nokta yani bizim enflasyon olarak tarif ettiğimiz 4.3'ün yaklaşık yarısı yani %50'si yani 2.5'luk
enflasyon gıdadaki bu %10'dan geliyor. Dolayısıyla gıdadaki fiyat artışlarını dizginleyemezseniz enflasyonu da %5'li seviyelere getirmeniz imkansız. Bunu dizginleyebilirsiniz, belki kısmi olarak ulaştırmada bir sorun çıkabilir. Yani ulaştırma alanında fiyat artışı olabilir, konut alanında olabilir ama bunlar çözülebilir meseleler. Gıdada son 10 yıldır bu işi çözemiyoruz. Bir patates deniliyor. Diyelim ki patatesi buradaki fiyat artışını engellediniz. Yani %43'ten %17'ye. Şimdi sabah gelirken ben baktım. Gıda sepeti var. Gıda sepetindeki artış var. Gıda sepeti içerisinde de her ürünün ağırlıkları var ve aylık da bu ağırlığı değiştiriyor TÜİK. Şimdi baktığınız zaman kuru fasulye bu gıda sepeti dediğimiz fiyat artışını belirlerken gıda sepetindeki ağırlığı %1 kuru fasulyenin. Patatesin ise 1/5. Yani siz patatesi bedavaya da satsanız gıdadaki fiyat artışına olan etkisi 1/5. Dolayısıyla sorun sadece ithalat etmekten, ithal ürün yolunu açma, hepsini mi açacaksınız? Yani şimdi sayıyorum. Nohut, kuru fasulye, patates, yeşil soğan, kırmızı turp, sarımsak, salatalık, pırasa, patlıcan, maydanoz. Bütün bunlar gıda sepetinde belli ağırlıklarla var. Mesela maydanoz. En çok ekmekli 10 binde, galiba. 10 binde 7. Maydanoz. 10 binde 7. Kuru fasulye 1/9, %1 diyelim. Zeytin 1/4. Reçel 10/4. Biber ne kadar biber? Çünkü hep biber sivri şampiyon biber, olur ya. Sivri biber 1/1. Dolmalık biber 10/2. Yani siz buradaki fiyat artışlarını sıfırlasanız komşu ülkeden de hayrına bedava verseniz alıp getirip bedava dağıtsanız üreticilerinizi perişan etmenin ötesinde gıdadaki fiyat artışını, o %10'luk fiyat artışında şuradaki patates, bizim böyle güncel olarak konuştuğumuz, ha bir de patatesten bahsediyoruz filan. Yani 10/1 bile değil. Son dönemde çok artmış, dramatik bir artış oldu patatesten, o yüzden bahsediyoruz evet, bu arada. Hayır hayır, tabii tabii tabii. Yani şimdi durduk sadece, yere değil. Sadece patates değil, pek çok, hepsinde böyle. Şimdi biz bunu örnek diye veriyoruz ama hani şöyle bir duyguya da kimse kapılmasın. Yani patatesin fiyat artışına durdurunca gıdadaki fiyat artışları durmuyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu devletin girsinler TÜİK'e, TÜİK'teki gıda sepetindeki ağırlıklara baksınlar. Mercimeğin 1/1, bakliyatın 100/1, konserveler 10/2, salça, yani baktığınız zaman hani toplam hepsinde bir şey var. Mesela çayın ağırlığı 1/5. Ya çayda %10.000 zam yapsan gıdaya ağırlığı işte buralarda. Ay ay değişiyor. Şimdi bir sonraki ay 58.9 oluyor filan. Yani böyle bir binde şeyin. Toplam kaç tane üründen söz ediyoruz? Binlerce üründen söz ediyoruz. Ya ben sadece 3 sayfasını çıkardım. Her sayfada 30 varken burada 90, yani 150-200 tane şeyden bahsediyoruz. Burada et var. Yani gıda dediğinizde, şimdi ben onu almadım. O kısmını almadım. Özellikle şey olsun diye. Mesela tuzun 10/4. İşte baktığınız zaman çikolata, sakız bile var 10/4, kağıt şeker var, dondurma dün, var. Dün biz burada AK Parti Bayburt Milletvekili adayı Naci Ağbal'ı ağırladık, eski maliye müsteşarı o. İşte bu gıda enflasyonu da sorduk, bir takım yeni düzenlemeler yapacağız diyor. İşte üreticiden tüketiciye ulaştırana kadar o ara süreçte, ki orada problem olduğunu hep konuşuyoruz, bir takım yeni düzenlemelerin peşindeyiz biz de diye söylüyor. Bunlar şunun yanı sıra, bugün siz de yazmışsınız, ithalat meselesi de çözümlerden bir tanesi olabilir diye biri yazmış, o yüzden buraya getirdim. Diyor ki Hasan Kadir Şahir, nohut, mercimek, fasulye, börülce, sarımsak, bunların hepsinin üreticisiydik. Şimdi ithalatçıyız. Dolarla ithal ediyoruz. Şimdi bütün resme baktığınızda bu biraz moral bozucu gibi görünüyor ama faydası da olabilir aslında bu olduğumuz durumda. Siz bugün yazmışsınız, bir anlatsanıza. Şimdi hayır, şimdi şu açık. Tercihler yaparsınız ve bu tercihlerde şimdi enflasyonda gıdanın payı yüksek, gıdadaki fiyat artışını durdurabilecek ve spekülatörün
bu konudaki aşırı kar merakını, aşırı kar hevesini kıracak önlemler alırsınız. Zaman zaman etti oluyor bu. Hı hı. Bazen de ihtiyacı karşılayamazsınız, alırsınız. Şimdi hep şu atlanıyor. Bunu tarım sektöründe insanlarla konuştuğunuzu anlıyorsunuz. Fiyat artışlarının arkasında üretim dengesizliği, arz ve talebin zamanında buluşamaması yatıyor. Yani bir yerde soğan üretiyor üretici. Soğan o aldığı anda soğanı pazara veriyor, fiyat düşüyor. Ama o kadar çok fazla üretiyor ki o sıradaki arzı karşılamadığı için çürütüyor malı. Hı. Aradan biraz zaman geçiyor. Bunu depolayabilenler yahut da bunu tazeliğinde saklayabilen atmosferik bir takım önlemlerle tazeliğini koruyarak saklayabilenler piyasaya çıkarıyor. Maliyetler tarladaki maliyetin üzerine maliyet binerek çıkarıyor. Ve arz ve talep orada dengesizliğini de kullanarak kar marjı yüksek oluyor. Yok çünkü. Yani ithal ettiğimizde daha da uzak mesafeden geliyor. Onlar nasıl beceriyordu, biz beceremiyoruz bunu o zaman? Ha şimdi şöyle, soğanı eğer 6 ay, 3 ay, 4 ay bir takım iklimleme dedikleri ya da atmosferik kontrol dedikleri, yani mesela en basit şeylerden birini söyleyeyim, yeni öğrendiğim şeylerden, normalde çok basit bir şey var. Dalından bir meyveyi koparmanız onun o an itibariyle ölmesi anlamına gelmiyor. O hala yaşıyor ve havayla temas ediyor. Oksijenle temas ediyor. Yani o şey kuralı devam ediyor. Siz onu belli bir süre içerisinde pazara yetiştirmeniz lazım. Bazen soğuk hava depolarında getiriyorsunuz ama orada oksijeni aldığı için hala devam ediyor. İşte dünya bu işi çözmüş. Dünyada atmosferik kontrol dedikleri bir yöntem var. Depoyu alıyorsunuz, koyuyorsunuz, depodaki oksijeni tamamıyla sıfırlıyorsunuz. Dolayısıyla o anda duruyor. Birazcık bitkisel hayata girmesi gibi, ya da nasıl diyeyim, bitkisel hayat demeyeyim de yani zaten bitki ama böyle bir sürece giriyor ve oradaki havayı tekrar o ürünü 3 ay sonra 6 ay sonra sanki dalından koparılmış gibi gönderiyorsunuz, pazara gönderiyorsunuz. Şimdi bu tür yöntemler var. Dünyada artık hiçbir ülke hiçbir ürününü çürütmüyor. Hı hı. Planlamayı doğru yapıyor. Depolamayı doğru yapıyor. O yüzden hani meseleyi sadece 3 tane spekülatörün kafasına vuracağız, fiyatları da aşağı indireceğiz derseniz, biz bir yıl sonra da gıdadaki enflasyonu gene konuşmaya devam ederiz. Hı hı. O yüzden burada yapısal sorunları almanız lazım. Yani bunu bir hani bir muhalif olmak yahut da iktidar yanlısı olmakla bir alakası yok. Yani ortadaki tablo, rakamlar bize son 10 yıldır gıda meselesinde, fiyat artışları meselesinde yapısal ve enflasyondaki sertliği aşağı indiremeyeceğimiz bir rakamları gösteriyor. Hatta 10 yıldan da fazla, yani daha da uzun zamandır. Ondan öncesi zaten enflasyonun %70-80'lerde olduğu ülkede konuşmuyorum. Daha iyi diye konuşmuyorum yani. Anladım. Hani orası zaten bir felaket. Ama enflasyonu çift hanelerin tek hanelere getirmiş ama o katılığı kesip 5'in altına indiremememizin temel nedeni gıda. Hı hı. Gıdada böyle bir sorun var. Olayı sadece spekülatöre yüklerseniz sorunu çözemezsiniz. Tabii ki spekülatör var. Tabii ki önlemler alırsın ama serbest piyasa bu işleri çözer. Ama yeter ki üreticinin malını çürütmeyeceksin. Üreticinin malını doğru zamanda, doğru anda pazara ulaştıracaksınız ve tam bir rekabet olacak. Büyük marketlerin üreticileri kapatmasının önüne geçecek mekanizmaları devreye sokacaksınız. Market bazındaki rekabeti üreticilerle yapılan kontratlarda da sağlayacaksınız vesaire vesaire. Yani ben ne yapılacağını bilmiyorum. Tarım Bakanı çıkıp açıktasın ama rakamlar bunu gösteriyor. Hı hı. Dünyada uygulamalardan da öğrendiklerimi işte burada aktarıyorum. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Çok bilgiler. Niye sinirlendin son anlamadım. Şundan dolayı genelde bu konuyu konuştuğunuz zaman gelen tepkiler gerçekten hani meseleyi herkes takdir etmiş bugün. Şey açısından değil, buraya gelen değil. Yani yazılarıma da gelen, bu işte Twitter'da, sosyal medyada vesairede. Ya bunu bir hani bir eleş ya
eleştiri, bir gazetecinin eleştirisi eğer gerçekten verilere dayanıyorsa ve hani iyi niyetinden şüphe ederek bakarak yorumlamak, değerlendirmek yanlış. Hı hı. Yani yok işte mesela şimdi ben bu yeni öğrendiğim bir şey, atmosferik kontrol, bu bildiğim bir şey değil ama bütün hiçbir dünya, gidin Sakarya'ya, gidin Ankara'ya doğru gidin, girin oradaki ilk geldiğiniz tarımsal şeylere, hep şu denir. Ya çürütüyorlar. Niye? Üretici bakıyor, bu sene soğanda mı kar var? Herkes üretiyor. Sonra satamıyorlar. O mevsimde satmaları lazım. Evet. Gidiyorsunuz, her yer çürümüş soğanla karşılaşıyorsunuz. Peki bunu alacak, bunu tazeliğini koruyabilecek şekilde saklayacak mekanizma var mı? Buranın müteşebbisi yok. Hı. Bu alan yok. O zaman da ne oluyor? Şimdi patatesi alıyorsunuz, saklıyorlar da bir yıl dayanacak bir madde değil. Yani, patates de çok dayananlardan biri yani. Sonuç olarak o tazeliğini koruyarak getirmiyorsunuz. Atmosferik kontrol gerçekten çok havalıymış. Biz dolapta büyüyen ama öyle. Biz dolapta büyüyen patlıcanları falan biliyoruz ki o başka bir konu. Hani çünkü oksijenle temas ediyorsun, büyümeye devam ediyor ya. Evet, çünkü oksijenle temas ettiği sürece yaşıyor. Dolayısıyla sizin o teması kesmeniz, kestikten sonra da pazara ulaştıracağınız zaman tekrar oksijenle bulaştırmanız lazım diye anlatıyorlar. Anladım. Ben de burada anlatıyorum. Biz de anladık. Atmosferik kontrol hayatımıza yeni bir kelime, bir bilgi olarak girdi sayenizde. Borsa açıldı bu arada. Borsa İstanbul Endeksi %0,1 puanlık bir artışla güne başladı. Pozitif yeşillerde başlamamız güzel. 82.520 seviyesindeyiz. Kura baktığımızda 2.70.13'ü görüyoruz. Dolar hafifçe Türk lirası karşısında yükselmekte. Hadi kısa bir reklam arasına gidelim. Aradan sonra Yavuz Temelci ile sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yatırım uzmanı garantiyle yatırım bülteni devam edecek. Fazla bekletmedim sizi, umarım. İzmir'de ulaşılabilir lüks. Folkart Life Bornova. Çok yakında. Dünyanın en büyük özel kruvaziyer limanı işletmecisi bizden biri. Her yıl dünyada kruvaziyer yolculuğuna çıkan 21.4 milyon yolcudan 3.8 milyonu onun limanlarına uğruyor. 5 ülkede 8 limanıyla dünya lideri Global Liman halka arz ediliyor. Talep toplama tarihleri 7-8 Mayıs. Global Liman'ın limanlarına ortak olmaya davetlisiniz. Her yatırımcı güvenli bir liman ister. Global Liman İşletmeleri. Tek katlı villa yaşamının mimarı Arıkan Yapı'dan İstanbul'da eşi benzeri olmayan bir proje. Toscana Horizonte, yeryüzüyle gökyüzü arasındaki tek kat. Forex'te tek hesapta farklı stratejiler için birden fazla hesap açmak yalnızca InvestAZ'de. İstanbul Finans Merkezi'nin yanı başında 550 tavan yüksekliğine sahip ofis alanları serisi. Tatar Yapı'dan WorkUp. İşini update et, WorkUp'ta güncellen. Nefes, Vatan Sağolsun filminin orijinal DVD'si bu cumartesi Habertürk'le birlikte isteyen herkese bedava. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin yanı başında 7.60 tavan yüksekliğiyle yepyeni bir loft yaklaşımı. Tatar Yapı'dan Loft Up 7.60. Hayatı upgrade et. Hayalindeki yolculuğa çıkmaya hazır mısın? Yeni Nissan X-Trail. Senin hayallerin, senin yolun.
Garanti'nin sunduğu yatırım bülteni devam ediyor. BIST endeksi %0,1 artışla 82.520 puandan güne başladı. Dolar TL'de yatay bir seyir var. Güzel bir gün olsun dileyelim. Borsada hareketli bir gün olsun diyelim. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nden veriler var. Yarın tarım dışı öncesi son fiyatlamaları da göreceğiz. Şüphesiz hareketli bir gün olacak. Şimdi Hürriyet Gazetesi'nin bir sayfası elinizde. Klon kardeşler iş başında diye yazmış sevgili Sefer Levent. Çok merak ettim, nedir? Okumaya benim fırsatım olmadı. Evet. Ayıptır söylemesi. Ama enteresan bir haber oldu. Fotoğraftan belli. Bu yemek sepetinin satışıyla ilgili, onun perde arkasıyla ilgili yazmış Sefer. Neler anlatılıyor? Ben de okuyacağım sonuç olarak. Şöyle bir baktım. 589 milyon dolara satılan yemek sepetiyle ilgili burada gerçekten yani kurucusu, bugüne getiren insanlar, müteşebbisi çok büyük başarı hikayesi yazdılar. Evet. Hiç tartışmasız. Ama bizde şöyle bir algı oluştu. Bende de öyle bir algı oluştu. Çok incelemediğim için hani rakamları vesaire şirketin ortaklık yapısını. Hani sanki Türk müteşebbisler böyle bir buraya getirdi. 89 milyon dolara sattı. Ülkemize de 589 milyon dolar Türk müteşebbisine para girdi gibi algılıyorlar. Öyle değilmiş. Bugün sevgili Sefer Levent'in yazısından anlıyorum ki kurucusunun sadece Nevzat Aydın'ın %6 hissesi varmış. Şirketin büyük çoğunluğu klon kardeşler lakaplı Senver kardeşler diye aitmiş. Şimdi bu kardeşler aynı zamanda da yemek sepetini satın alan şirketin %40 ortağı. Yani kendi %40 ortağı oldukları şirket Türkiye'de 589 milyon dolara bir şirket satın alıyor. Aldığı şirketin çoğunluk hissesi de gene aynı kişilere ait. Dolayısıyla şirketinin bir kasasından çıkarıyor. %40 ortak olduğu bir kasa var orada. O kasadan çıkarıyor. %40 ortak olduğu, büyük çoğunluğa ortak olduğu diğer şirketin kasasının sahiplerine veriyor onu. Dolayısıyla o elde ettiği parayla da kendi şirketindeki hisse payını yükseltecek operasyon yapıyor. Biraz finansal mühendislik anlamında karışık olabilir ama hani şöyle düşünün. Ya burada bir şirket var, burada da bir şirket var. Bu şirketin sahipleriyle bu şirketin sahipleri aslında aynı büyük çoğunluğu. Bu şirket bu şirketi satın alırken bu sahibine para aktarıyor. Türkiye'deki şirketi para aktardığın zaman elde ettikleri gelir tekrar Almanya'daki şirkette hakimiyetini güçlendirmek için kullanılıyor. Şimdi bu ilginç bir süreç. Dolayısıyla burada şunu anlayabiliriz. Bu 589 milyon dolarlık satışın sadece 35 milyon dolara Türk ortağı gidiyor. Geri kalanı en büyük hissedar %36 ile Amerika merkezli General Atlantic Fonu. İkinci büyük hissedarı ise %11 ile Lüksemburg merkezli Silver diye bir şey. Ardından %11 merkezli Almanya merkezli European Founders Yani bu Delivery paranın, Hero bu klon kardeşleri yani neymiş? Evet yani sonuçta 589 milyon dolara satılmasına aslan payını 350 milyon dolarla bu 3 yabancı hissedar alıyor. Paranın büyük kısmı da yurt dışına gidiyor. Yani zaten yemek sepetinin önemli bir kısmı yabancıymış. O konularda biz atladığımız ya da çok fazla bilgi sahibi olmadığımız ama için. Ama çok daha önceki dönemlerde yemek sepetinin böylesi fon satışlarını vesaire biz burada konuştuk. Yani ben yaptım. Ama ben naif bir Türk vatandaşı olarak yine de bir Türk girişimcinin şirketinin böylesi bir başarıya bu noktaya hani finansal mühendisliğini vesairesini bir kenara bırakacak olursak gelmiş olması bir başarıdır. Şimdi, ama dediğiniz doğru, algıyı yanlış koymamak lazım. Şimdi, o paraların hepsi kalkmaya gelmedi. Müteşebbis şirketinde aslan payını kazanan insandır. Şimdi %6 kalıp da 580 milyon dolara satıp yani 10 ortak kurarsınız da anlarım. Yani
belli ki bir noktaya gelinceye kadar büyük hisseleri sattınız. Evet, yönetim sizde kalmış olabilir. Sonra da bunu veriyorsunuz. Burada benim için önemli olan elbette bir yere büyümüş bir şirket, elbette başarı hikayesi filan, ama sonuçta bu başarı hikayesinden sizin müteşebbisiniz çok büyük paralar kazanmıyor. Kazananlar gene ya bu gelen kaynak sizin ülkenize gelmiyor. Bu gelen kaynak Amerikalı fona, Almanlı fona vesaireye çıkıyor. İşin güzel tarafı, Sefer'in haberindeki en iyi taraf, yani ilginç taraf da, hı hı, satın alan şirketin ortaklarıyla satılan şirketin ortaklarındaki ilişki. Hı. Dolayısıyla hani onlar elde ettikleri geliri ana satın alma yapan şirketteki hisselerini çoğaltmak için kullanacaklar diyor Sefer, ya da daha hakim olmak için de kullanabilirler diyor. Dolayısıyla burada Türk müteşebbislerin çırak çıktığı konusunda bir fikir yürütebiliriz. Evet. Hevesimiz kursağımızda kaldı da diyebiliriz. Ne güzel seviliyorduk. Hemen bozmak zorunda mıydınız yani? Bilmiyorum, böyle geldi. Haber peki, böyle geldi. Çok güzel haber olmuş hakikaten. İşin gerçeğini öğrendik biz de. Peki borsayı açtık demiştim. Global Yatırım Holding'in hisselerini görüyorsunuz. Hisse performansı %6-15 şu anda. %7'ye kadar çıktı. Neden? EBRD, Avrupa Yatırım ve Kalkınma Ajansı %20 hissesini Global Liman'dan aldı. Bu kararla birlikte bugün güne Global Yatırım Holding'in hisseleri bu kadar performanslı başladı. %7'ye kadar çıktığını son dakikada görüyorsunuz. Şu anda da %6,15'lik bir performansı var yine hissenin. Forbes dergisi bir araştırma yapmış. Dünyanın en değerli 20 futbol kulübünü derlemiş. Galatasaray da bunun içerisindeymiş. Nereye bakıyorsunuz? Efendim? Hayır, Bloomberg HT'den yayınımız başlamıyor mu diye arkadaşa baktım, geldi mi? Ha, başlayacak birazdan. Birazdan başlayacak. Bekletmeyelim onu. 3.26 milyar dolarlık bir değeri varmış Real Madrid'in. Üst üste listenin 3 kez zirvesindeymiş. Haberi vermeyeceğim ama sizin fikrinizi almak istiyorum. 3 dakikamız var hala bu arada. Gansal sıkıldınız mı? Diyorum. Evet. Evet Gansal mi? Aa. Aşk olsun ya. Ya o değil de şu çek meselesine girebilir miyiz? Ha, girelim. Evet, karşılıksız çeke, evet. Hapis cezası. Şimdi dün yazmışsınız. Dün İbrahim Çağlar ile biraz sohbet ettik de, İbrahim Çağlar İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar karşılıksız çeke tekrar hapis cezası getirilmesi konusunda hükümetle görüşmeler yaptıklarını, bu konuyu bu konuyu öneri olarak götürdüklerini söyledi. Ben buna başından beri karşı birisiyim. Dolayısıyla açık söylemek gerekirse neden böyle bir teklif götürdükleri konusunda bir fikrim yoktu. Ama doğru bulmuyorum, çünkü Avrupa Birliği uyum yasaları açısından da ekonomik suça ekonomik ceza verilmesi lazım. Onlar bunun dolandırıcılık olduğunu söylüyor. Dolandırıcılık zaten bir suç kapsamında. Hı hı. Ama karşılıksız çek hapis cezası olursa caydırıcılığı daha da arttıracağını savunuyorlar filan. İşte ben baktığım zaman rakamlara çok ilginç. Hapis cezası kaldırıldıktan sonra karşılıksız çek oranları düşüyor aslında. Yani öyle mi? Bankalara ibraz edilen çeklerle ibraz edilip de karşılığı çıkmayan çekler arasındaki orana baktığınız zaman 2009'da %7'lerden aşağı yukarı %3,5'lara geliyor. Ama buna rağmen diyorsunuz ki ya neden İstanbul Ticaret Odası gibi bir kurum tekrar buna ceza getirilmesi yolunda adım atar diye, başka bir gerçekle karşılaşıyorsunuz. Evet. Karşılıksız çıkan çek oranları ibraz edilenlere göre düşüyor ama karşılıksız çıktıktan sonra ödenen çek tutarları düşüyor. Yani 100 liralık çek ibraz ediliyor. Hı hı. Bunun 7 lirası karşılıksız çıkıyordu 2009'da. 7 lira karşılıksız çıkanın 3,5 lirası zaman içerisinde ödeniyordu. Hı hı. Ya da 4 lirası ödeniyordu. Yani %40'lık karşılıksız çıkan çekin %40'ı ödenemez haldeydi. Şimdi ise bu oran %80'lere çıkmış vaziyette ilk 3 ayda. Hı. Yani karşılıksız çıkan çek sayısı ibraz edilene göre oran olarak düşük. Ama ödenmeyen çeklerin daha sonra ödenme oranı giderek düşüyor. Hı.
Bu da çok önemli rakamlar aslında baktığınız zaman. Yani şöyle düşünün, hani 2014 yılında karşılıksız çıkan çek miktarı 19 milyar lira. 20 milyar liranın %30'u ödenmeye başlıyor. Halbuki 2002 yılında, 2009 yılında 23 milyar karşılığı çıkanın 12 milyarı, %50'si ödeniyordu. %60'ı ödeniyordu daha sonra. Hı hı. O yüzden de iş dünyası bu tablodan rahatsız. Ben hala aynı görüşü savunuyorum. Yani karşılıksız çeke hapis cezası verilmemeli, verilemez. Bu basiretli tüccar basiretli tüccar olması lazım. Yani evet, işlem yapıyor. Dolayısıyla riski kendi üzerine alıyor. Çekle ödeme yapmasın ya da çünkü bu bir nakit ödeme aracı haline geldi yani çek. Öyle bir zaten şey. Vadeli olmaması lazım. Sigorta şirketleri de sigortalamıyorlar. Yani öyle bir şey. Sigortası gibi. 1000 küsür lira çek yaprağının bankalara ya 700 lira ya 1200 lira ya da iki yol var. Onlara rağmen 700-1200 lira alıyorsunuz. Ama o çekin üzerindeki ödenmeyen çeklerin daha sonra ödenme oranı giderek düşüyor ve en büyük şikayet de buradan kaynaklanıyor. Çok teşekkür ediyoruz bu katma değerli veriler, bilgiler ve değerlendirmeler için sevgili Yusuf Emelci. Yarın görüşeceğiz. Biz bitirmeden BloombergKT.com'da öne çıkan haber başlıklarını dinlemek üzere sözü Süheyla'ya bırakalım. Hande, günün bu saatlerinde biz BloombergKT.com'da